Yerli ve Milli Projeler kanalından herkese merhaba. İstanbul, dünyanın en büyük, en önemli ve en güzel şehirlerinden birisidir. Boğaz'ın iki yakasına yayılmış olağanüstü güzellikteki tepeler, şehrin sakinlerini ve ziyaretçilerini sürekli büyüler. Dünya tarihinin en önemli komutanlarından ve devlet adamlarından biri olan Napolyon, "Eğer dünya tek bir devlet olsaydı, İstanbul başkent olurdu," demiştir. Bu gerçekten de doğrudur. Dolayısıyla İstanbul'un önemini anlayabilmemiz için tarihe bakmamız gerekir. Kanal İstanbul'un gizli özelliği ortaya çıktı. Türkiye ve İstanbul'a ekonomik ve siyasi büyük kazançlar sağlayacağı gibi, Türkiye'nin aleyhinde olan Montre Antlaşması'nı darmadağın edecek Kanal İstanbul projesi, son dönemin en tartışılan konusu haline geldi. Projeye karşı olanların Kanal İstanbul ile ilgili ortaya attığı iddialardan en ilginci ise İstanbul'u savunmasız bırakacağı. Uzmanlar ise tam tersini düşünüyor. Kanal İstanbul sadece bir ticaret yolu değil, aynı zamanda bir savunma hattı özelliği de taşıyor. Kanal Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridorunda 45 kilometrelik bir hat boyunca inşa edilecek ve tam kapasite kullanılması halinde yıllık 8 milyar dolar gibi bir rakamı ekonomiye kazandırabilecek. Projeye karşı çıkanlar 8 ayrı iddia ortaya atıyor. Bunlar, buradan para kazanılmaz, deprem bölgesinde tehlikeli olur, ekolojik sorunlar, bölgenin bir ada haline gelmesi, Türkiye'nin uluslararası baskılara dayanamayacağı, İstanbul'un gelecek bir taarruza karşı savunmasız kalacağı, karşı taarruz için tankları Trakya'ya yollayamayacağımız ve son olarak buradan rant elde edilecek iddiaları. Kanal İstanbul savunma için avantajdır. Kanal İstanbul'un Trakya ve İstanbul'un savunmasını zayıflatacağı iddiasıyla ilgili olarak savunma politikası analisti Turan Oğuz, iddiaların aksine Kanal İstanbul'un savunma için bir avantaj, her zaman dediğimiz gibi en iyi savunma katmanlı savunmadır. Kanal İstanbul'da çok geniş bir hendektir, avantaj sağlar, dedi. Oğuz, Kanal İstanbul ile beraber tankların Trakya'ya geçişiyle ilgili ise bu duruma göre kuvvet yapılandırması tekrar gözden geçirilir. Eğer gerekiyorsa ihtiyaca göre revizyonlar yapılır. Bu kadar basit bir olay. Ayrıca herhangi bir zırhlı ve mekanize saldırısı durumunda tank ve mekanize birliklerinin çoğunluğu Tekirdağ, Edirne, Kırklareli gibi illerde konuşlandırılmıştır açıklamasında bulundu. Profesör Doktor Kutluk Özgüven ise ortaya atılan 8 ayrı iddiayı tek tek sayarak bunlara cevap verdi. Kanal İstanbul yılda 8 milyar dolar kazandıracak. İlk olarak Kanal İstanbul'dan para kazandırılması. Amaç burada herkesi zorla buraya yönlendirmek değil. Böyle bir imkanımız da yok. Gemilerin Boğaz'dan geçme hakkı var ve olacak. Ancak bu kanaldan geçmek daha kolay olacak. Bekleme süreleri daha kısa olacak. Kanal ile ücretsiz kılavuzluk verilmiş gibi olacak. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde ise ilk başta olmasa bile, çünkü hükümetler başta biraz yapmayın, kullanmayın diyecektir o gemilere. Ancak bir süre sonra para üstün gelecektir ve insanlar parayı verip daha hızlı geçmeyi tercih edecekler. Hatta bizim gemilerimiz bile başlangıçta burayı yoğun olarak kullansa bu bile yeter. Kanal İstanbul projesi depremi etkilemez. İkinci iddia ise depreme dayanıklılık konusu. Kanalların depremde çökmesi çok zor bir durum. Aynı zamanda böyle bir ihtimal olsa bile bu bir mühendislik meselesi. Hassas ölçümler yapılır ve buna göre bir miktar daha fazla çelik, beton kullanılarak depreme karşı güçlendirme yapılır. İnşaat mühendisliğimiz şu an çok ileri seviyelerde. Bunu rahatlıkla yapabilirler. Zaten mühendisler böyle bir durum yok diyor. Ayrıca bu çevrede yapılacak evlerde aynı hassasiyet gösterilerek yapılır. Aynı şeyleri Panama Kanalı için de söylemişlerdi. Üçüncü iddia ise ekoloji konusu. Benzer şeyler Panama Kanalı için de söylenmişti. İki okyanus birleşecek, felaket olacak diye. Karadeniz ve Marmara zaten birleşik. İstanbul ve Çanakkale boğazlarımız var. Karadeniz, oşinografik hayatı çok muazzam. Kuvvetli bir deniz değil. Ayrıca çok büyük bir tehlike olacak olsaydı, bunlar kapak ve filtrelerle kolaylıkla giderilebilecek durumda. Dördüncü konuysa ilginç bir konu. İstanbul'un ada olması. Çok geniş bir ada olmayacak. Boğaz'da başlayacak, Küçükçekmece Gölü'nde bitecek. Bu klostrofobik, kendi içine yönelik bir durum. Ancak bu durum yapılacak alt ve üst geçitlere bağlı. Bir iki tane köprü değil, çok sayıda geçit yapılacaktır. Bunların yanında doğal hayat köprüleri de yapılabilir.
hayvanların geçmesi için. Böylelikle burada bir ada psikolojisi olmaz. Baktığınız zaman büyük şehirlerin birçoğu adadır. 5. iddia olarak uluslararası baskı. Montreux Antlaşması'ndan dolayı mutlaka olacaktır. Fakat Türkiye burada Montreux Antlaşması'nı bozmayacak. Türkiye boğazlarda istiyorsanız Montreux'u devam ettirelim, burası ekstra bir deniz yolu. İsteyen kullanıp kullanmama hakkına sahiptir diyecektir. Kanal İstanbul'da dünya ekonomisine ve güvenliğine bir tehdit vesaire yok. Kanal İstanbul'un savunmaya katkısı. 6. iddia güvenlik sorunu. İstanbul'un savunması olası bir savaş durumunda zorlaşacak deniyor. Aksine Kanal İstanbul yapıldığında savunmayı kolaylaştıracaktır. Olası bir saldırıda düşman unsurların bu noktayı aşması kolay olmayacak. Kanalı aşmak için vakit kaybedeceklerdir. Trakya savunmasız kalacak iddiası. 7. iddia ise tankların ikmali. Bizim tanklarımızın büyük bir kısmı Anadolu kısmında 1. Ordu'da. Evet, bundan dolayı bir problem vardır. Fakat bu sorun kanalla beraber belirmiyor. Olası bir savaşta düşman kuvvetler 3 tane köprü var ve 2 tane alt geçit var. Bunlar bombaladığı zaman zaten durum zorlaşıyor. Kanalın bu duruma bir etkisi olmuyor. Kanalda çok fazla geçiş noktası olacak. Ayrıca S-400 gibi bir savunma sistemi alındı ve ileride yerli olarak üretilecek hava savunma sistemleri bu noktalara yönelik tehditleri ortadan kaldırıyor. Köprüler ve benzeri noktalar koruma altına alınmış oluyor. Yani İstanbul'dan tüm Trakya bölgesi savunabilir durumda olacak. 8. konu rant konusu. Rant konusu muhalefetin yoğun bir şekilde üzerinde durduğu bir nokta. Ortaya attıkları iddia, buradaki araziler önceden satın alındı. Zaten burası sadece onları zengin etmek için yapılan bir yer. Böyle bir şeyin engellenmesi ve yapılması bir araştırmayla ortaya çıkarılabilecek bir durum. Burası özel bir gruba teslim edildiyse bu ortaya çıkartılır. Hükümetin bunu önlem alarak bunu çok net bir şekilde bunu halka izah etmesi gerekiyor. Bu 8. maddede izah edilebilirse inşallah bir problem kalmaz. İmamoğlu'nun baştan yaptığı ihanet projesidir yargısı doğru değil. Halbuki ihanet demeyerek insanları suçlamasa, maddelerini sayarak bu noktalarda çekingenlerim var dese bunlar izah edilir ve çözülür. Muhalefetin bu noktada aşırıya gittiğini düşünüyorum. Peki siz Türkiye'nin kentsel dönüşüm çalışmalarından memnun musunuz? Kanal İstanbul'da seçim öncesi kazılar başlamalı mı? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.